sene. Kıraç halim var hocam. Aya belki baktım ay güzel. Güneşe baktım güneş güzel. Yıldıza baktım yıldız güzel. Gülşen'e baktım dünyalardan güzel. Aa, teşekkür ediyorum Mersin. Bir hoca halim var hocam. Evet. Tencere tanesi, var, salam var. Nur tanesi. Denizin dibindeki inci tanesi. Ağlayınca güller açmış. Güldüğü zaman güneş gökyüzüne ışık saçmış Müge'nin başına. Vay, o sonu olmadı sanki Müge'nin başına. Ay. Başına demek yani. Bütün güzellikler onun başına oldu. Darısı başına gibi. Tabii, güzel. Tabii. Harikasın. Ağzını geliyorsun değil mi bunu? Tabii doğuştan. Küçükken 4 kere havale geçirmişim. Ne? Makara be. Ha, ama geçirmiş olabilirsin onun için kılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Yok. Bütün ekip ayağa kalktı. Çok şükür sabahtan beri. Jüri de aynı şekilde heyecanla seni kamera bekliyorlar. Kamera arkası o kadar güzel ki sizin ekibinizin. Seni çok seviyorlar. Allah razı olsun. Sevenleri çok olsun. Allah başından eksik etmesin. Tüm Türkiye'ye hayırlı cumalar olsun. Hayatın bütün güzellikleri evinize, kasanıza, masanıza, yuvanıza, çoluğunuza, çocuğunuza, sevdiklerinize gani gani dolsun inşallah. Murat hep böyle neşeli misin? Hep böyleyim. Kalktığın andan itibaren. Tabii. Hayattan çok zevk alıyorum. Ne güzel. Yaşadığım 10 saniyeyi değerlendirmeye çalışıyorum. Zeytin soğan bile yesem Allah'ıma şükür ediyorum. Hep gülerek bakıyorum. Hastalıktan çok korkuyorum. Allah korusun. Sevdiklerimin acısını tatmaktan çok korkuyorum. Her gün bir mucizeyle uyanıyorum. Allah da çok şükürler olsun. Her şeyi kalbime göre veriyor. Yani Allah'a gönderirsem böyle dileklerimi karşılığında 100.000 katı olarak bana geri veriyor. Çoluğumdan, çocuğumdan, ailemden, sülalemden, sevdiklerimden çok mutlu oluyorum. Bir şey söyleyeceğim. Böyle takıp takıştırmayı çok seviyor musun? Çok seviyorum. Bu boynundaki altın mı? Bu imitasyon. Ha, imitasyon. Bulgaristan'a çok işlere gidiyorum ben. Onlar bunu çok kullanıyorlar. Çok evet, şey peki ama. Küpe ve... Hepsi imitasyon. Hepsi. Çünkü ben kendi üstümdekileri isteyenlere hediye ediyorum. Burada istersek vermeyesin diye mi imitasyonlar? Tabii. Hayır, vereyim diye imitasyon tabii ki. Gerçek olsa vermezsin. Gerçek tabii olsa şimdi mesela abi ne kadar güzel kolyen falan. Aa senin olsun bebeğim falan diyorum. Ay insan bir heyecanlanır altın diye. Hayır falan o yüzden altın olsun. Veriyorum onu bakıyorsun. 10 sene sonra konserime geliyor onu takmış. Kapkara. Hatıra olarak yok canım. Karar onu. Kararıyordur elinde. Kararır da yani karartmamaya çalışıyorlar. Değerli bir şey oluyor onlar için. Yani başka yerde bile bak Kobra Murat'ın hatırası Murat, falan. Murat nereye bakacağımı şaşırdım. Apoletlerin mi, saçın mı, küpen mi, sakalın mı, yüzüklerin mi? Her yere bakıyorum. Evim de öyle hocam. Evin de öyle. 8 evet. Kilo altın evde mi? Çocuğum. Nerede saklıyorsun? Bir 8 kilo. 18 kilo mu? Ya ben onu şöyle orada bir yanlış anlaşılma oldu. Ne bu biliyor musun? Hani YouTube kanalında... Kes yapıştır, kes yapıştır gibi yapmışlar. Bana dedi ki abi dedi yani durumun nasıl falan filan iyi misin dedi o röportajda. Ben dedim çocukluğumdan beri dedim hep altın yaptırıyorum dedim. Şu ana kadar belki 18 kilo altın olmuştur dedim. Ha. Ama onları altınlar biriktirdikten sonra çoluğuma çocuğuma bir ev alıyorum. Çoluğuma çocuğuma düğün dernek yapıyorum, yuvalarını kuruyorum. Para biriktirmeyi öğrendim ben. Yani para olduğu zaman para var diye rahat davranıyorsun. İşe bile gitmiyorsun. Gerekirse var orada diyorsun, harcıyorsun. Ama altın olduğu zaman kıyamıyorsun altını bozdurmaya. Nasıl başladı sende bu altın biriktirme sevgisi? Annem çocukken işte çok tutumluydu benim annem. 3-5 para geçtiği zaman hemen Balat'taki kuyumcuya giderdi. Bakkarını aldım bunu, kuşlu da küpesi, çok güzel küpesi. Karına aldım bunu diye alıştırırdı bizi yani. Bütün sülalem, bütün kardeşlerim ve ben o şekilde para biriktirmeye alıştık. O parayı yok sayarız böyle, düğümükleriz yani atarız. Sonra çok olduğu zaman, çoluk çocuk da büyüdü. Kızıma bir ev aldım. Kızıma doğum gününde ufak bir yazlık aldım Çınarcık'tan. Ne güzel. Bravo ya. Oğluma bir ev aldım. Bir yazlık aldım. Ne güzel baba. Şarköy'den. Onlar da babaları gibi. Bir tek ortanca gibi. Oğlumu alamadım yazlık. Alırsın. Alırsın. İnşallah. Bu benim sergülüm. Karım onu altınlara takıyor işte. Burada düğüne gidiyorlar. Torun bebek, mu? Bu benim kızımın ufaklığı. Ha. Kızımın ufaklığı. Ha. Kızım şimdi torun işte. 15 yaşında oldu. Bu da eşim. Eşin mi? Evet. Eşin mi? Bu da gelinim.
Eş çok güzel. Gelin çok kızın, güzel. Kızın o senin. Kızının küçük hali. Sarışın olan kızım. Peki, şimdi kızım böyle bunları, oldu. Bunu o da internette viral olmuş. Üstündekiler Kobra gerçek Murat'ın olsun kızı mı? Gerçek. Aa bu kemer İbrahim Tatlıses kızı Dilan'a takmıştı. Evet, aynı evet, kemer. Evet. Nerede görsen lira. Ama bu 14 ayar onlar. 8 ayarı da var. Ayarları düşük. 22 ama ayar değil. Ay bir şey söyleyeceğim. Kaçar? Hemen Dilan'ın getirelim. Çünkü demek ki bak önü falan aynısı. Tabii, çünkü tabii, kemer yeri. Tabii. Bir şey bunlar söyleyeceğim. Şeyleri, kaç ayar? 8 ayarı da var. 14 yani ayarı da var. Yani öyle 450 bin lira falan değil. Yok, 22 yok, ayarsa öyledir ama. 22 yokmuş ayarsa öyledir ama 22 yokmuş ayarları da bunların bu modelde değil. Yokmuş. Ha. O bilir. 22 ayarlarını biz anlıyoruz hangisi olduğunu. Sen uzaktan bir şey. Hemen Dilan'ın fotoğrafı gelsin o, bir bakalım ama anla. Ama bunlar ben de gördüm o İbrahim Tatlıses'in taktığını bizimkilerden. Öyle ha, mi sizinkilerden? Evet evet aynısı. Evet. Doğru. Evet evet. Yani bu mesela 14 ayardır. 8 ayarı bile var bunun. Gösteriş olarak bu abartılı. Hmm. Yani sattığın zaman çok para ne eden. Ne kadar eden? Mesela şimdi bunu yaptırdıysan 200 milyara. 8 ayar veya 14 ayar diye 100 milyara falan bozduruyorsun. Yarı yarıya zarar oluyor. Maşallah, 22 ayar ha gibi değil. Tabii ben çocukluğumdan beri bütün kuyumcular arkadaşım. Bunda diyorsun, bu şimdi mesela ben bunu kızıma aldım ya. Evet. O da kendi kızına evet verecek bunu. Atalardan atala, nesilden nesile saklanan bizim kültürümüzü ifade eden peki şeyler. Peki eşinin şöyle dediği doğru mu? Yeter artık altın yaptırma, kasaya evet kalacak yer evet kalmadı. Evet çünkü koyacak bunlar kaba şeyler ya, kırılıyor. Hmm. Yani altın yaptıracaksan bile çeyrek yaptır diyor yani şey para edenlerden bunlardan torun, yap. Bu torunum. Üstüne altın atıyorsun torunun. Evet benim ha gibi olsun diyerekten okuyorum işte onu altınlı ol diyorum, uzun ömürlü ol diyorum, sağlıklı ol diyorum. Bak bu şeyde bebek şeyi de gümüşten. Bebeğin üstüne altın üzerine atıyor. Bebeğin üzerine altınları altın atıyorum atıyor. Çeyrek altınları dedesinden ona hediye. Peki ne anlama geliyor öyle üzerine böyle bırakmak o altınları? Altınlı ol diyorum, bereketli ol diyorum, kısmetli ol diyorum, uzun ömürlü ol diyorum, vatana millete hayırlı evlat ol diyorum, yuvanı göresin altın diyorum, torun olsun, torban olsun diyorum. Sen diyorum dededen nasıl gördüysen 100 katını fazlası senin olsun diyorum, dua ediyorum onu. İşte bizim babaannelerimiz, annelerimiz falan hep böyle küçükken Murat bizi böyle hep okurlardı yani. Murat biz seninle ilgili böyle servetini burada sayarken geçenlerde haber oldun çünkü. Şöyle bir şey de denildi. Nereden bu kadar para kazanıyor? Ama söyledik Bulgaristan'daki düğünlerin baş solisti gibi. Aynen. İki ay boyunca Bulgaristan'dayım. Hatta ben oradan bu açıklamayı da şimdi onlar bana kaporu falan gönderiyorlar ya. Tereddütte kalıyorlar hani dolandırılacağız mı diye. Hmm. Murat abi diyor bak ama diyor sana diyor 500 euro gönderiyorum kapora diyor. Geleceksin değil mi diyor. Ben de diyorum ki oğlum diyorum ben çok zenginim diyorum. Ben Kobra Murat'ım diyorum. Benim diyorum senin diyorum 500 liranı bilmem ne ihtiyacım yok diyorum. O şekilde ben bir açıklama yaptım orada güven sağlasınlar diye. Çünkü bazı sanatçılar kaporalarını alıp gitmemişler işe. Aa. Kendimi şey yapayım derken böyle bu sefer ben bir baktım ana haberlere kadar düştüm. Kobra Murat'ın 18 kilo altını var. Ben şu ana kadar yaptırmış olduğum 18 kilo altını bile bulmuştur dedim orada. Kes yapıştır olunca reyting getirsin programa diye. Onlar 18'e eve döndü. Tabii bu şimdi ve 4 yaşına döndü. Ana haberler bile beni arıyor bu varlığınız nereden diye. Ben gerçek varlığımı buradan açıklayayım. Evet açıkla. Benim bir tane dairem var. Oğluma bir daire aldım. Kızıma bir daire aldım. Öteki oğluma bir daire aldım. 2 tane yazlık aldım. 6. Ondan sonra 2 tane gece kondum var. Dedelerimden 8, atalarımdan 8 kalma. Orada oturdum. 23 metrekare evde 6 kişi yaşadık biz mesela 6 sene. Hmm. Ondan sonra bir tane de ufak böyle o da 20 metrekare 3 katlı dükkanım var. Olan bu arabam bile yok benim. 9 gayrimenkulüm 9 var. 9 gayrimenkulüm var. Bir de çoluğuma çocuğuma işte adet olarak yaptırmış olduğum altınlar. Bu 14 ayarlardan kaba şeyler falan var. Hmm. Onlar da babasından hatıra eli tutuyorken. Şimdi mesela ben bunu açıkladıktan sonra benim telefonlarım durmuyor. Millet benden ev istiyor. Yardım istiyorlar. Araba altın istiyor, istiyor, yardım para istiyor, istiyor. Ben de çok vicdanlı bir insanım. Mahallemde herkese sorabilirsiniz. Ben otobüsle işlere giderim. Kendi arabam bile yok. Normal halkın içine girerim. Metrobüsle otobüsle giderim. Ama bu otobüse gidene kadar da o otobüse gidene kadar da mahallede kim varsa yardıma ihtiyacı olan belki yani
10.000 lirayı yılda dağıtırım onlara. Allah da benim karşıma çıkarır yani. Senelerden beri Roman Mahallesi'nde oturan bir insanım ben. Ne sitede oranın oturuyorum, kralısı, ne rezidanslarda oturuyorum. Normal bir tane dairede oturan, çoluğuna çocuğuna da birer tane ev almış bir insanım. Ama yardımseverliğini de biliyoruz. Karnı acıkan senin dükkana gelir, yer içer, hesabı da sen öder misin? Onu da duyduk. Çok şükür. Murat, otobüse biniyorsun da işe giderken bu kıyafetler poşette. Sırt çantam var. İşten hariç mesela atıyorum bir iş görüşmesine gideceğim ya da bir spor salonuna falan gideceğim. Otobüsle, metrobüsle gidiyorum. Halkın içine karışıyorum. Onlar da şaşırıyorlar yani. Resim çekiliyorum onlarla falan. Ama artık bu haberden sonra kalmadı bu yani. Hmm. Hatta neler yazmışlar. Çok zenginim diyorsun. Atıyorsun Ziya falan yazmışlar altına. Hmm. Ziya vardı ya. Şener Şen hani böyle şey yapıyordu. Biz seni kaç kere metrobüste gördük, otobüste gördük. Gerçekten metrobüste, otobüste halkın içinden bir insan.